Babam ayaktadır hala. Şimdi gel de yüzündeki morluğu açıkla. Tahsin amca uyana kadar bize gel istersen. Annen? Daha gelmemiştir o. Gelin bir şeyler sürelim, daha fazla morarmasın. Tamam. Ya Tolga, aslında gerçekten hiç gerek yoktu. Ben şimdi eve gidince bir buz koyarım, hiçbir şey kalmaz. Var odamda bir şeyler, süreceğiz. Gel ilaç milaç gel. Acımıyor bile zaten artık. Tolga! Aa, sen burada mıydın? Evet, evdeyim. İyi akşamlar Gönül Hanım. İyi geceler. Saatten haberiniz yok galiba sizin. İşimiz uzadı biraz. Ne işiymiş bile? Kaydı yarım bırakıp çıkmışsın. Sonra konuşuruz anne, şimdi şey yapmıyorum. Tolga, ben şimdi konuşmak istiyorum. Ben gitsem iyi olacak. İyi geceler. İyi geceler canım, görüşürüz. Hayırdır? Tolga, gecenin böyle bir saati odana Ceylan'la çıkman doğru mu yavrum? Niye, ne var ki? İlaç verecektim kıza. Benim senin duygularından en ufak bir şüphem yok ama artık büyüdünüz. Aranıza mesafe koysanız iyi olur. Neden? Çünkü Ceylan senin arkadaşın değil, elemanın. İkiniz de bunu unutmazsanız çok sevinirim. Ceylan benim ne arkadaşım ne elemanım. Kardeşim sayılır. Oğlum, ben senin hissettiklerini biliyorum. Ama Ceylan... Saçmalama anne. Yaşlandıkça geri kafalı oluyorsun. Aa, üstüme iyilik sağlık. Ne yaşlanmasıymış ya? Tamam, tamam. Olgunlaştıkça diyelim. Şarap gibi kadınsın, biliyoruz. Sen yine de söylediklerimi unutma, olur mu? Aha, tamam.